Herkese selamlar dostlar. 21 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün yine pazar günü olduğundan dolayı 9 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışmamız var. O skor yarışmasından önce Galatasaray maçının skorunu kazanan arkadaşımızı söyleyelim. Aspek ML isimli arkadaşımız kazandı. 1-0'lık Galatasaray galibiyetini bildi. Bilenler arasından Aspek çıktı arkadaşlar onu belirteyim. Ben maç skoru yarışması olarak Beşiktaş'ı yapmayacağım bugün. İtalya'ya gidelim dedim. Güzel bir maç var. Atalanta Milan maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Hafta sonu olduğundan dolayı bilen iki arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Bilginize. Yorum yapmayı unutmayın. Videoya like atarsanız sevinirim. Ondan önce şöyle hemen katıl Telegram grubunda şöyle bir şeye başladık. Kasa sistem bilgisi olarak dedim ben bunu şöyle. Bir tane sadece ideal kuponlarda geçerli bir kasa yaptık. 1000 TL başlangıç oldu. Cumartesi günü başladık. Mesela cumartesi günü 350 TL'lik bir kupon yaptık. Toplamda 3 tane kombine. Bu şekilde en azından şu sebeple başladım ben. Normalde kombineleri veriyoruz. Fakat cumartesi kombinesine fazla güveniyoruz. 300 oynuyoruz. Cuma kombinesine mesela. Cuma günü başarısız olduk mesela. Sizler de YouTube'da görmüşsünüzdür. Diyoruz ki cuma tehlikeli. 50 TL oynayın. Bu tarzda kasayı korumak amacıyla... En azından kaybettiğimiz zamanı zararı en aza indirmek adına, kazandığımızda, yüksek oynadığımız zaman da kasaya bir şeyler girsin diyerekten canlılara da sabah başladık. İlk maçımız Sagantosu mücadelesiydi. Deplasman atacağı bir goldü. Saat 9'da başlamıştık canlıya. Kaçan pozisyonlar vesaire burada atmış. Ondan sonra gol zaten gelmiş. Bu şekilde 1 bir, bir bitmiş zaten mücadele. Bu şekilde zaten hep söylüyorum izlemediğimiz hiçbir mücadelenin canlısını yapmayız. Onu da şimdiden belirtelim. Geçtim isterseniz maçlarla başlayalım. Sizlerden ricam pazar günü olması dolayısıyla videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300'e yakın bir like atarsanız sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar. Leeds United Chelsea mücadelesi. Chelsea'yi 1.35 gibi oran açmışlar bu mücadeleyi. Chelsea son mücadelesinde kaybetti. Fakat Chelsea'de şunu gördük. Oyun olarak gerçekten yani bu sezon yine bir şeyler başaracak bu takım. Yani en azından zirveye oynayacak gibi gözüküyor. Bazı eksikleri var. Mesela tam bir santraforu yok takımı şu an. Havertz oynuyor ileride. O da son maçta gerçekten kaçırdı yani o Tottenham maçında 2-3 tane gol pozisyonu kaçırdı. Sterling takıma uyum sağladı bence. Oyununu sergiliyor. Les da kendi evinde nasıl futbol sergileyecek onu onu e, görmek lazım. Şimdi Les United kendi evinde olduğu için kimle oynarsa oynasın belirli yerlerde risk, al, risk, risk, alabilen takım. Fakat Liverpool ve City'ye karşı biraz daha geride duruyor. Ama Chelsea biraz daha önde oynayabilir diye düşünüyorum. Nesli United takımı. Onlar da zaten kanatları hızlı. Benford yine sakatlandı. Geçen gün bahsetmiştim. Muhtemelen yine olmayacak. Şüpheli durumda gösteriyor. Rodrigo, Rodrigo James gibi isimlerle birlikte hızlı hızlı hücum eden bir takım. Nesli United takımı. Onlar da kendi evinde oynadıkları için belirli bir yerde risk alacaktır diye düşünüyorum. Ben burada Chelsea'nin iki golünü alacağım. Deplasman 1.5 üstüne ideal bir oran açmışlar. Şöyle 1.41 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Weston Brighton mücadelesi. West Ham geçen hafta dünyaları kaçırdı. Nottingham Forest'ı karşı. 90 dakikasını izledim. Dünyaları kaçırdı. Dünyaları. Ben hatta maç sonu 2 vermiştim. Penaltı kaçırdı. Direklerden döndü. Gol pozisyonu net. Antonio kaçırdı vesaire. Hafta içinde de bir maç oynadı arkadaşlar. O maçta da şöyle oldu. Kadro olarak mesela Antonio yedekli. Birkaç tane oyuncular yedekli. Ki zaten bunlar tempoya alışkın takımlar olduğu için çok fazla fark edeceğini düşünmüyorum. Brighton'la kendi evlerinde oynayacaklar. Bence West Ham takımı galibiyete yakın. Ben burada yüksek oranıyla birlikte West Ham'ın doğrudan galibiyetini sizlere öneririm. 2-0-6 Fakat galip gelirken nasıl galip gelecektir? Ondan bahsedelim biraz. West Ham takımı burada galip gelirken arkadaşlar 2-0-2-1 ayarında galip geleceğini düşündüğümden dolayı toplam gol aralığı da burada kaçmak isteyenler eğer taraftan 2-0 altının riskine girmek istemeyenler burada daha güzel bir orandan veya oranı yine yüksek 1.79 gibi orandan toplam gol aralığı 2-3 gole gelebilir. West burada ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacaktır. Bence de alacaktır West bu maçı bilginize. Frankfurt-Köln mücadelesi. Kan kırmızı kart gördüğü hafta içinde maç sonu 1 ve 3 üst olarak kombine beklemiştim Malmö ile birlikte. 1.95 oranlı ideal bir kombine yaptım. Hatta maç saatine göre oran 1.06'ya düştü yani 1 ve 3 üstü. Biz 1.27'den almıştık o zaman. Kombine kazansın diyerekten aldık yani o mücadeleyi. Kırmızı kart oyunu değiştirdi tamamen. İlk yerden 2 tane gol yedi. Zayıf bir takımdı zaten Fenerbahar takımı. Köln'e göre hatta Köln as 11 ile çıktı. Yani ideal 11'ini çıkardı. Hiçbir rotasyon yoktu. Velhasıl Kerem mağlup oldular. Tekrardan bir hafta içinde Avrupa maçı oynayacaklar. Frankfurt'la burada kendi evlerinde deplasmanda oynayacaklar. Köln'ün oyunu güzel arkadaşlar. Oyunun belirli bölümlerinde baskı yapabiliyor. Arkadaki pozisyonları değerlendirebiliyor. Şimdi Frankfurt burada kendi evinde olduğu için onlar da ilk galibiyetini arıyor. Köln'ün Leipzig maçında izledik. Arkadaki boşlukları değerlendirebilen bir takım. Kanatları hızlı gelip kanat oyunu sergileyip içeri çevirdikleri zaman da gol bulabilen takım. Köln takımı. Ben burada her iki takımın atacağı gollere gittim. KG var seçeneğini orandan bir bir gibi ideal bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. <laughs> Newcastle United ile Manchester City mücadelesi. City i̇şte zaten anlatmaya gerek yok. City'ye önemli olan burada Newcastle nasıl oynayacak? Oyunu burada kitlemeye çalışacaktır. Daha doğrusu Defansı böyle dar tutup City'yi böyle kanatlara yönlendireceklerdi çünkü içeriden geldiği zaman City sağlam gol atabilen bir takım. E, bu yüzden kanatları biraz daha kanatlara itecektir. Bu maçta korner çıkma olasılığı da yüksekte. ben korner'e gitmedim. City'nin zaten burada 2-3 gol tek başına atması gayet normal olacaktır. Deplasmanın atacağı yani Manchester City'nin atacağı 2 gole bence çok iyi oran vermişler. Yani 1.32 oranı var bakın. City 2 tane atar mı? Atamaz mı? Bence atar. City burada oyununu sergiyle eklendi. Haaland'dır vesairedir. Zaten burada oyunu herhangi bir sakat cezalı var mı diye baktığım zaman da önemli bir eksiklik de yok. Tam kadro Liverpool zaten puan kayıpları yapmaya devam ediyor. City burada e, bu maçı affetmez diye düşünüyorum. Deplasman 15 1.32 gibi orandan. Başakşehir-Kayseri mücadelesi. Ben bu mücadele genelinde çok fazla gol beklemiyorum. Ancak nasıl çok gol olur biliyor musunuz? Hemen anlatayım. Kasımpaşa oynadı ya, açık futbol oynadı Başakşehir'e karşı. Hızlı kanatlardan geldi. Goller bir anda 4 tane gol yedi. Kayseri yine Başakşehir yorgun diye saldırırsa, hafta içinde maç oynadı. Biz bunlar yeneriz diye oynarsa Başakşehir bence yine 2 tane gol atar bunlara. Neden atar? Kayseri ile Başakşehir yorgun. Siri de muhabbetimize dahil oldu. Kayseri burada arkadaki boşlukları değerlendirmeye çalışırsa Başakşehir burada etkin bir futbol sergileyebilir fakat ben Başakşehir'in bu mücadeleyi tutabileceğini ve çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Yüksek oranlı birlikte 2,5 alt tercihini 1,74'ten öneririm. Geçtim diğer mücadeleme. Braga maritomo, maritomo mücadelesi. Braga kendi evinde oynayacak. Lig'e iddialı bir başlangıç yaptı. Biz onunla kendi evinde oynadığı mücadeleyi izledim. Çok keyifli bir maçtı. 3-3 bitti. Kadrosunda herhangi bir önemli eksiklik yok. Kadroyu biraz daha güçlendirdiler. Horta aynı şekilde takımın ortasında Oliveira, Banza gibi isimlerle birlikte Braga saldırmaya devam edecektir. Maritimo daha iyi bir başlangıç yapamadı. İki tane maç oynadı. İkisinden de mağlup oldu. Braga'nın burada atacağı iki gol idealden alınabilir. 1.34 gibi oran açmışlar. Oran 1.40'tı. 1.34'e düştü. Braga'nın iki golü burada değerlendirme altına alınabilir. Geçtim diğer mücadeleme. Beşiktaş-Karagümrük mücadelesi. Beşiktaş'ın Alanya maçında ilk yerdeki oynadığı oyunu görmüşsünüzdür mutlaka. İlk yerden muazzam bir oyun sergiledi. 10 kişi kaldıktan sonra tamamen takım defansa çekildi. 3-0'ı koruyayım derken de hatta 4'ü bile yiyordu. Yani Efkan bir tane şut çekti gol girmedi. 4'ü bile yiyordu. Karagümrük'ün durumu hiç iyi değil. Geçen hafta bay geçti. İlk hafta oynadığı maçı izledik. İnanılmaz kötüydü yani. 4 tane gol yediler ya takımın kondisyon olarak çok yetersiz gördüm. Ayrıca defans kurgusu ya yani olacak iş değil bence. Hiç de güven vermiyor Pillo'da. Bilmiyorum. Ben burada düz gideceğim. Beşiktaş yine taraftar önünde etkin bir oyun oynayarak da zirveye oynamak adına burada Karagümrük'e yener mi bilmiyorum. Bence yenecektir de. Ama ben Beşiktaş'ın idealinden 2 tane golünü aldım. 1-42 gibi orandan ideale gittim. Değerlendirecekler bol şanslar. Lille PSG mücadelesi. PSG deplasmanda Lille bu sezon biraz daha kendi evinde iyi gibi. Kendi evindeki oyunu galip geldi fakat çok erken başladı yani. 3 dakikada 2 tane gol atmışlardı o maçta. Tam böyle istedikleri oyunu göremedik. Paris bu sezon çok iyi. Paris'in burada galip gelir mi bilmiyorum. Lille maçları genellikle sıkıntı, sıkıntılı geçmiştir fakat yani Paris'te de ortalık karışık. Mbappe diyor takım benim için oynasın diyor. Ramos gitmiş konuşmuş. O da demiş o da tartışmış galiba. Haberler bu yönde. Paris tarafında sıkıntı fakat oyun olarak ben çok bir etki olacağını düşünmüyorum. Burada deplasmanın atacağı 2 gol 1-34. İdeal kombineler bence girebilir arkadaşlar. Paris'in atacağı 2 gol. Atalanta Milan. iki takım da bana çok fazla güven vermiyor. Veya şampiyonla oynayacak takım şeyi vermiyor. Milan şampiyon oldu fakat herhangi bir şöyle sağlam bir santrafor almadı mesela. Hala Rebic'le oynuyor. Geçen hafta 4 attılar. Güzel de oynadılar açıkçası. Boşlukları buldukları zaman değerlendirebiliyor. Atalanta'da def basmanda çok fazla etkin olmasa da şöyle söyleyeyim. Topu ayağında çok fazla tutamasa da galip gelmesini bildi. Gasperini zaten bu tip maçlarda kendi evinde baskılı önde baskıyla oynayan bir takım. Milan'a karşı önünde baskı yapacaktır. Güzel keyifli bir maç olmasını bekliyorum. 1-1 gibi gollü beraberlik bekliyorum. İdealden bir KK var. Tercihini aldım. Yüksek orandan da bir maç sonu 0 3 0 3 gibi orandan sizlere önerebilirim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 9 Sadele ideal yüksek oranı anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.